Herkese selam canlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Dostlarım, ana konumuz Instagram'da Reels videolarda keşfete çıkmak. İlk öncelikle abone olup like atmayı unutmayın. Bu aralar like'lar çok az geliyor. Ayrıyetten eski tarihli 2013 tarihli bir hesap var elimde. Satışa sunacağım. Biliyorsunuz bir projeniz varsa eski tarihli hesapları denemenizi her zaman öneririm. Fiyatı 70 TL, alacak olan arkadaşlar feycan.42 hesabıma, özel hesabıma, yani şu feycan.42'ye iletişime geçebilirler veya Tüpçü Fikret'e de yazabilirler. Fark etmez. Birçok kişi video paylaşmış. Yok, Reels videonu hikayende paylaşırsan keşfete düşer. Yok işte SM panellerinden beğeni bilmem ne atarsan. Arkadaşlar, bunlar boş işler. Bu tür insanlardan uzak durun. Hiçbir alakası yoktur bu işlerin. Bakın, ben şimdi size şimdi o işler öyle olmuyor. O işler sıfırdan hesap açıp millete göstermekle oluyor. Sıfırdan hesap açacaksın adam akıllı. Bakalım keşfete düşürebiliyor musun? Şimdi güzel kardeşlerim, şöyle sıfırdan bir hesap açtınız veya mevcut hala hesabınızda bir şey var. Arkadaşlar, ilk önce içeriğinizin kitlesi önemli. Kitlesi ne kadar kişi takip ediyor mesela. Benim şu anda yaptığım Şafak Sezer paylaşımları, adam ufak tefek kitlesi var, kendi kitlesi. İlk öncelikle keşfete düşmeniz için yapmanız gereken tek şey Reels video ile alakalı şeyler, etiketler atmak. Yani mesela ben size şöyle söyleyeyim. Mesela siz bir paylaşım yapıyorsunuz. Nasıl diyelim? Nasıl bir şey? Ganyotçu mesela. Biliyorsunuz bir karakter. Ganyotçunun, atıyorum, ilk baştan hesabını açtığınızı düşünün. Yani kendi hesabınızı düşünün. İlk önce arkadaşlar, kendinize bir hashtag oluşturacaksınız, ganyotçu diye. Bakın, hesabınız şöyle ganyotçu yaptınız. Dur bir saniye. Ganyotçu yaptın. Hesabın ismini ganyotçu yapamayacağın için, çünkü birçok kez açılmıştır, kapanmıştır, bu kullanıcı adını alamazsın. Mesela sen 3 tane Uyla ganyotçu yaptım baba. Tamam mı? Etiketlere girdin. Hiçbir etiket yok. Siz bunun etiketini yapacaksınız. Her attığınız videoya, yani demek istediğim şu. Her attığınız videoya kendi kullanıcı adınızın etiketini yapacaksınız. Yani kendi kullanıcı adınız neyse etiketi o şekilde atacaksınız. Ulan nereye girdik ya? Mesela benim kullanıcı adım Kutsal Paylaşım 4, doğru mu? Ben de şöyle etiket atmam lazım, yani videoya paylaşırken Kutsal Paylaşım 4. Yok, damacan oldu. Kutsal Paylaşım 4. 4. Şimdi görüyorsunuz, bu etiketim benim boşta. Ben bu etiketi doldurmam lazım. Her paylaşımda bu etiketi atmam lazım. Arkadaşlar, bunun şöyle bir yararı oluyor. Instagram seni şöyle algılıyor. Ya bu adam paylaşımlar yapıyor. Hem kendi hashtagini de oluşturmuş. Yani çoğu sosyal medyaya bakarsanız işlemler hashtagler üzerinden dönmekte. Kendi hashtaginizi kesinlikle videonun açıklamasına yapıyorsunuz. Kullanıcı adınız neyse ona göre bir hashtag atıyorsunuz. Benim kullanıcı Kutsal Paylaşım 4. Ben de açıklamaya Kutsal Paylaşım 4 diye etiket atacağım. O şekilde. Ondan sonra düzenli etiketler atmak. Yani bu düzenli etiketler atmak derken sürekli aynı etiketleri atacaksınız. Mesela şöyle bakarsak, ben şuradan şuraya girersem nerede baboş? Kutsal Paylaşım, Kutsal Damacana yok. Şunda var mı? Ya, Kutsal Damacana 4. Yani Kutsal Damacana 4 önceden çıkacaktı. Ben bunu önceden akıl ettim. Etiketini sürekli her videomda atmaya başladım. Yani gördüğünüz gibi, şöyle bakarsanız benim paylaşımlarım ön plana geliyor sürekli. Yani yarın bir gün ne olacak? Bu dizi, bu film çıktığında patlayacak. Herkes hashtag aratmaya başlayacak. İnsanlar ilk başta kullanıcı adı değil de hashtag aratır arkadaşlar, tüm videoları izlemek için. Bu da size bir ampul olarak beyninizde yansın. Ondan sonra şöyle geldik. Ben ne yapmışım baba, bak oturtmuşum, dün attım daha bunu. Hemen keşfete oturmuş kendi çapında. İlk önce yeni hesap açtıysanız
Hemen tak 1 milyon izlenecek diye bir şey yok. İlk önce keşfet sizi öne çıkarmaya başlar. Böyle 12 bin, 10 bin, 14 bin, 15 bin. Sonra bir patlar 30 bin, 100 bin, 1 milyona kadar, 2 milyona kadar, hatta 10 milyona kadar yolu var. Hani bunları daha önceki hesaplarımızda yaptık. Gördüğünüz gibi attığım her şey kendi çapında keşfete çıkmış. Yani çok aşırı bir keşfet değil ama kendi çapında keşfete çıkmış. Yani ilk açılan bir hesap için bu çok güzel bir şey. Şöyle baktığımızda ise ufak tefek hikayelerimizde 150-300 arası gidip geliyor. Siz attığınız reyaz videoları hikayenize atarsanız keşfete düşme olasılığı değil de etkileşim olur arkadaşlar. Adam orada yazmış işte hikayene atarsan direkt keşfete düşersin. Öyle bir şey yok. Burada açıkladığım şey keşfete düşmenin yolu etiketler. Kendi etiketinizi oluşturacaksınız. Kullanıcı adınız neyse etiketinize atıyorum Ahmet Veli kullanıcı adınız etiket açacaksınız Ahmet Veli diye. Yani bunu ne için yapıyoruz? Instagram bu adam sürekli bu paylaşımlar yapıyor. Kendi çapında da bir etiket açmış. Marka olarak görüyor sizi. Anladınız mı? O yüzden bir zaman sonra sizi ödüllendiriyor. Meyvesini veriyor yani. Bir de günde 2-3 tane video atın arkadaşlar. Yani gerçekten ben çok denedim bu işi. Hani günde 3 tane video attım. Sonunda bir tanesinden bir tanesi keşfete düştü. Önemli olan bu. Ha, etiket olarak da yılbaşı 2023 etiketlerini kesinlikle atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.